Programımız tüm hızıyla başlıyor. İlk olarak sizlere Gaziantep ilimizden Sayın Valimiz Süleyman Kamçı'nın mesajlarıyla baş başa bırakıyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Güzel ilimiz Gaziantep ve şehrimize kazandırdığı başarılarla Valimiz Sayın Süleyman Kamçı. Sayın Valimiz Süleyman Kamçı, güzel ilimiz Gaziantep ve ticaret yapısını bakalım bizlere nasıl anlatıyor? Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Gaziantep Valisi olarak bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Zirveye Doğru programına başarılar diliyorum. 5 yılı aşkın bir zamandır Gaziantep'te görev yapmaktayım. Burası görev yaptığım 3. il. Vali olarak görev yaptığım 3. ilim. 1956 Trabzon doğumluyum. 30 yılı aşkındır Büyük İdare Amirliği mesleğinde hizmet vermeye çalışmaktayım. Gaziantep tabii Türkiye'mizin önemli ve güzel illerinden birisi. 6. büyük şehri, sanayi kenti, bu anlamda da çok hoş görev yapılan, yaptığımız görevden fazlasıyla zevk aldığımız bir il diyebilirim. Severek görevimizi yapmaya, ifa etmeye çalışıyoruz. Gaziantep Türkiye'nin 6. büyük şehri, ekonomide parlayan yıldız, iyi durumdayız. Organize sanayi bölgemiz, 4 organize sanayi bölgemiz vardı, 5.sini kurma çalışmalarımız son aşamaya geldi. Zannediyorum bu yıl ve gelecek yıl orada da fabrikalar çalışmaya başlayacak. 100.000'e yakın işçi çalıştıran bir organize sanayi bölgesine sahibiz. Ve bu da Gaziantep'imizi 4 milyar dolar gibi dış ticarette bir hacme ulaştırmış. Hedefimizi her sene %15-16 büyüterek devam ediyoruz. Bu anlamda tabii Gaziantep'li yatırımcılarımıza, sanayicilerimize, ticaret erbabımıza özellikle teşekkür ediyorum. Gaziantep'imizi aslında Türkiye'mizin parlayan yıldızı, ekonomik devi, devleri arasında sanayi kenti yapan müteşebbislerimizin çalışma ruhudur. Yani bu anlamda biz onlara destek olabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Gaziantep ilinin yerleştiği coğrafi alanın, İlk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, ayrıca güneyden ve Akdeniz'den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, ilin tarihinin çok renkli olmasını sağlamış, dolayısıyla tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması Gaziantep'in önemini artırmış ve canlılığının sürekli olmasını sağlamıştır ve ülkemiz ekonomisi içinde çok önemli bir unsur olmuştur. Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük şehri, metropolü olan Gaziantep'imizde turizmde de bir yerlere gelelim. Turizmde de söz sahibi olalım istiyoruz. Bildiğiniz gibi dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi Gaziantep'imizde. Şu anda yeni yapılan müzeyle birincilik iddiamız da olabilecek mozaik müzesiyle alakalı ama ikinciyiz. Yaptığımızda birinci olmayı da hedefliyoruz. Mozaik müzesi anlamında burası bir çekim noktası olabilir diyoruz. Zeugma bu anlamda çok çok önemli bir yer ve başta turizm olarak bizim hedefimiz bunu tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye fazlasıyla tanıtmak. Bu anlamda Gaziantep'imiz hak ettiği yere ulaşmalı diyoruz turizmde. Gaziantep olarak biz bir değişik bir uygulama yapıyoruz. Başta kendim olmak üzere ilçe kaymakamlarımız her hafta en az 10 tane evi ziyaret edecekler. Bizzat ziyaret ediyorlar. Burada fakir vatandaşları bizzat yerinde görerek onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu da yeterli olmayabilir tabii ya ama hiç yoktan iyidir diyoruz. 9 tane ilçemiz var. 9 ilçede 50 kişi olsa haftada ayda eder 200. 50 de il düzeyinde bakmış olsak 250 tane ayda eve bizzat vali ve ilgili kişiler, kaymakamlar
bizzat gidip mahallinde insanlarımızın evinde onun ihtiyaçlarını tespit ediyor ve ihtiyaçlarının bu noktada giderilmesine çalışıyoruz. Bizler de Sayın Valimiz Süleyman Kamçı Bey'e teşekkür eder, örnek başarılarının devamını dileriz.